öğretmenlik meslek yasası tasarısı üzerine söz almış bulunuyorum. Şimdi mevcut yasa tasarısında ne olup olmadığını ifade etmeden önce şu anda öğretmenlik mesleğinin hangi kriterler, hangi yasa, hangi durum, hangi sosyolojik tabir, hangi ekonomik yapıyla karşı karşıya olduğunu ifade etmek lazım. Şu ana kadar öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 222 sayılı İlköğretim Kanunu gibi kanunlarla ifade edilen, varsa tanınmış bir hak burada tanınan, yoksa tanınmış hak burada tanınmayan bir statik yapıyla karşı karşıya. Bu statik yapıda öğretmenler, kimdir bu öğretmenler? Kadrolu, ücretli, sözleşmeli, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilip ekmeğe muhtaç edilmiş, özel okulda çalışan, rehabilitasyon okulunda çalışan, atanamayan ve hiçbir şekilde haklarından da söz edilmeyen emekli öğretmenler. Bakın kaç tane farklı tanım söz konusu. Bunların hepsi, bu tabirlerin hepsi bir öğretmenlik mesleği için geçerli. Yazık, günah ve ayıp olan bu. Şimdi bu kadar ayrıştırılmış, bu kadar farklı noktaya konulmuş öğretmenlerin tamamına birden, biraz önce birkaç vekil arkadaşımın da ifade ettiği gibi, sanki tümüne 3600 ek gösterge verilecek, sanki tümü uzman olacak, sanki tümü baş öğretmen olacak gibi, sanki tümünün maaşlarında iyileştirme olacak, mesleki statüsü gayet güzel olacak gibi. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, ben burada bir öğretmen olarak konuşuyorum. 32 yıl eğitim ortamına hizmet etmiş, eğitim ortamının her türlü cefasına katlanmış, köyden kente, mezradan okulu olmayan yere, yolu olmayan yere kadar öğretmenlik yapmış biri olarak eğitimin ve öğretmenlerin bütün cefalarını, sorunlarını A'dan Z'ye, sonuna, başına kadar biliyorum. Bu yasada getirilen hiçbir hak yok. Sadece AKP'nin 20 yıllık politikasında olduğu gibi sanki kökten radikal bir çözüm varmış ve sorunların tümü çözülüyormuş gibi bir yaklaşım, bir illüzyon, bir sihirbazlık söz konusu burada. Şimdi yapılacaksa bir öğretmenlik meslek yasası, bunun ölçütü ne olmalıydı? Bakın biz neyi, dünyayı ne kadar geriden takip ediyormuşuz, onun bir şeyine bakalım. Bakınız 5 Ekim 1966 yılında değerli milletvekilleri, Uluslararası Çalışma Örgütü ve UNESCO tarafından öğretmenlerin statüsü tavsiyesi adı altında uluslararası bir kriter geliştirilmiş. Ve buna binaen dünya çapında 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiş. Ve zaten eğitimsen ve demokratik sendikalar, sarı sendika değil, sonradan türedi sendika değil, onun da hikayesini anlatacağım şimdi. Öğretmenler Günü'nü 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde kutluyorlar. Şimdi bu öğretmenlerin statüsü tavsiyesini, yani UNESCO'nun ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun bu tavsiyesini hiç dikkate almayan, araştırmayan, okumayan, incelemeyen, buradan bir çıkarsama yapıp evrensel ölçekte öğretmene bir tanım getirmeyen anlayıştan öğretmenin sorunlarına global, küresel ölçekte ve nihai anlamda çözüm getireceğini beklemek, çok özür diliyorum, olsa olsa ahmaklık olur. Burada soruna bir çözüm yok ve bu, bakınız şimdi 1990'lı yıllarda komisyonda söylemiştim, burada da tekrar edeyim. Sendikal mücadeleye biz başladığımızda burada birlikte çalıştığımız, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlar var. Bizi bölücülükle, bizi yıkıcılıkla suçladılar. 12 kere yargılandık, 8 kere ceza aldık. Sonra baktılar ki bu hak kazanılıyor ve çatır çatır meydanlarda öğretmenler örgütleniyor. Ve bu sefer ne yaptılar? Bu sefer türedi, sarı sendika da değil, yandaş sendika. Yandaş sendika oluşturmaya başladılar. Biraz önce Eğitim Sen'in genel başkanı sevgili
Hocam buradaydı, Profesör Doktor Necla Hocam buradaydı, Eğitim İş Genel Başkanı buradaydı, Özel Öğretmenlerin Sendikası'nın Genel Başkanı buradaydı ve Necla Hocam'ın bütün milletvekillerine yazdığı bir mektup var. Lütfen açıp okur musunuz? Bütün milletvekillerine hitaben yazılmış bir mektup ve bu mektup okunmamış. Sendikalar ulaşamıyor. Bakın, komisyonda sendika başkanı arkadaşlar geldi, başından sonuna kadar izlediler ve görüşlerini belirtmek istediler. Hemencecik şöyle refüze edildiler. Siyaset yapıyorsunuz, yapmayın. Tabii siyaset yapacak. Sendikacılık yapmak siyaset yapmaktır. Emeğin hakkını talep etmekten daha büyük bir siyaset olur mu? Sistemden hak talebinde bulunmaktan daha büyük bir siyaset olur mu? Ama bu birebir parlamentodaki bir siyaset ya da kasaba siyaseti değil. Bu ekmeğin, bu emeğin, bu eğitim ve bilimin siyaseti. Bu seviyeli bir siyasettir ve bu siyaseti seviyeli bir şekilde yaptı arkadaşlar. Şimdi kanun tasarısında değerli arkadaşlar birkaç bölüm var. Bir amaç, iki kapsam, üç mesleki tanım, dört kariyer. Şimdi bu kariyerde aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen. Aslında yanlış yapmışsınız. Bakın nasıl yapacaktınız? Sizin zihniyetinize göre takunyalı öğretmen, takyeli öğretmen, cübbeli öğretmen ve reis öğretmen olacaktı. Sizin anlayışınıza göre böyle sınıflandırılırdı bu. Ama şimdi deniyor ki bu öğretmenler arasındaki sınıflandırmanın öğretmenlik mesleğine, eğitime, öğrencilere, öğrenci velilerine bir yansıması, bir zararı olmaz. Evet, bir yansıması, bir ayrıştırması, bir ötekileştirmesi ve öğretmenler arasında bir seçme söz konusu olur. Şimdi bu yasa yapılırken eğitimin paydaşları, kimdir eğitimin paydaşları? Bir, eğitim iş kolunda örgütlü sendikalar. İki, öğretmenlerin tamamı. Üç, öğrenci velileri. Dört, öğrenciler. Beş, eğitim felsefesine dair düşünce üreten bilim insanları. Altı, konuyla ilgili sivil toplum örgütleri. Yedi, bizler, siyaset yapanlar, eğitim komisyonundaki insanlar. Bunların bileşimiyle yasa tüm boyutlarıyla tartışılır, öneriler yapılır ve bu önerilere binaen yasa oluşturulurdu. Hayır, böyle yapılmadı. Ne yapıldı? İnternete konuldu. Efendim, o da ne zaman konulduğu da belli değil. Buraya önerilerinizi yapın. Önerilerin dikkate alınıp alınmayacağı da belli değil. Bakınız, nasıl bir ortamda bunu yapıyoruz? Sayın Milli Eğitim Bakanı Urfa'ya gidiyor, kamuoyunun önünde Milli Eğitim Bakanı'nı azarlıyor. Ya arkadaşlar, bakanlık emir komuta değildir. Bakanlık cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, grup başkan vekilliği, değerli arkadaşlar, hizmet kurumudur, hizmet. Hizmet kurumudur, biz hizmet için varız. Emir ve talimat için değil, onu bunu azarlamak, görevden almak, orayı kapatmak, şurayı asmak, burayı kesmek için değil. Bakın, rahmetli İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Genel Müdürüyken Ankara'da bir okula gidiyor. Gidiyor, bakıyor ki okulun içerisine giriyor, tavan akıyor. Şarıl şarıl tavan akıyor. Öğretmene diyor ki, öğretmen bey, tavan niye akıyor? Vallahi akıyor diyor. İşte ne yaptık, loğladık, şey yaptık, olmadı. Bu 1960'lı yıllarda bir şey, Sayın Akçay. Efendim, diyor ki peki bunun için ne yapabiliriz? Diyor ki kırık kiremitler var. İsmail Hakkı Tonguç çıkıyor, bir güzel hemen düzüyor ve akıntı kesiliyor, geliyor, Allah Allah. Şaşırıp bakıyor öğretmen, nasıl yaptı bu? Diyor ki siz kimsiniz beyefendi, nasıl yaptınız? Diyor ki ben İlköğretim Genel Müdürüyüm, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığındayım, tavan bir daha akarsa benim yanıma gel diyor. Şimdi o zaman Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim İlköğretim Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanları böyle yaklaşıyordu. Şimdi bu yasayı yapan arkadaşlar ne eğitim bilimi, ne öğretmen hakları, ne öğretmenlerin aileleri, çevresi, ne öğrenci, ne de eğitim felsefesinin gerektirdiği düzeyi düşünmemişler. Sevgili Fakir Baykurt, TÖBDER nedeniyle, TÖS nedeniyle yargılandıklarında şöyle bir şey demişti. Demişti ki, 4,5'tan 5 verip sınıf geçirdiklerimiz gitti yargıç oldular, gelip bizi yargılayacaklar. Ya 4,5'tan 5 alıp sınıf geçmekle hukukçu olduysanız ya da siyasetçi olduysanız olacağı yasa taslağı da bu şekilde olur. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada bakın mesela şu anda içinde bulunduğumuz pandemi koşullarını en ağır geçirenler öğretmenlerdir. Yakında bir öğretmenler günü gelip geçti, öğretmenlere herhangi bir şey yapılmadı.
Öğretmen evleri konusu bir kangrendir. Bakın, öğretmen evlerine öğretmenler kalamıyor. Yandaşlar kalıyor, siyasetçiler kalıyor. Öğretmenler gidip yazın sahildeki öğretmen evinde bir tatil yapamıyor. Tatil hakkı yoktur. Öğretmenlerin sinemaya, tiyatroya gitme hakkı yoktur. Kitap alma hakkı yoktur. Bu öğretmen kendini nasıl geliştirecek? Bakın, çok yakın zamanda 21. Milli Eğitim Şurası oldu. Bu Milli Eğitim Şurası'nda değerli arkadaşlar 3 ana konu görüşüldü. Eğitimde fırsat eşitliği, meslek eğitimi ve öğretmen yetiştirme. Bakınız, Cumhuriyet'in 100. yılına geliyoruz. 100 yıl sonra öğretmenlikle ilgili bir meslek yasası yapılıyor. 1966 yılında dünyada örnekleri olmuş. 100 yıl sonra biz bunu yapıyoruz ve 100 yıl sonra yine eksik, yine yanlış, yine yetersiz, yine sorunlara yol açacak şekilde yapıyoruz. Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme değil, bildiğim böyle sıradan sanki herhangi bir insan yetiştirme gibi. Eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programları son derece kısırdır, verimsizdir. Bakın, Türkiye'nin çok dilliliği, çok kültürlülüğü, çok inançlılığı dikkate alınarak eğitim fakültelerinde 1. Türkçe, 2. Romanca, 3. Arapça, 4. Çerkezce dilleri okutulmalı. Bu diller dengeli bir şekilde dağıtılmalı. Eğitim fakültesinde okuyacak öğretmen adayı bu dillerden birini mutlaka seçmeli ve bu seçmeli dersi zorunlu olarak bu dili öğrenmelidir. Aynı şekilde farklı inanç gruplarının inançlarını öğrenme noktasında da inancın kendisinin tabiriyle böyle bir şey olmalıdır. Atanamayan öğretmenlere dair bir şey yok. Özel okulda çalışan öğretmenlere dair bir şey yok. Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlere dair bir şey yok. Ücretli çalışan öğretmenlere dair bir şey yok. Emeklilere dair bir şey yok. Biraz önce dediğim gibi 2023 yılında başlamak koşuluyla 3600 ek gösterge hangi öğretmenlere veriliyor? Birinci derecedeki öğretmenlere veriliyor. O da 2023 yılında başlamak koşuluyla. Ama tekrar tekrar şu vurgu yapılıyor. Öğretmenlik meslek yasası getiriyoruz. Öğretmene 3600 ek göstergeyi tanıyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. Bunu yeniden tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi ataması yapılmayan öğretmenler, ataması yapılamayan nedense. Bakınız, yakında 15.000 öğretmen atandı. Bu 15.000 tane öğretmen sarayda, sarayın itibarlı salonlarında, görkemli salonlarında, arkadaşlar, memleketin itibarı Cumhurbaşkanı'nın makamından anlaşılmaz. Memleketin itibarı öğretmenin maaşından, öğretmenin çalışma koşullarından, öğretmenin hak ve özgürlüklerinden, okulların donanımından, öğrencilerin okula gitme biçiminden, okula ulaşma biçiminden, ders kitaplarının içeriğinden ve öğretmenin ekonomik, sosyal, kültürel özlük haklarını kullanıp kullanamamasından anlaşılır. Memleketin itibarı buradan anlaşılır. Bakınız, bu ülkenin anayasasında ne yazıyor? Diyor ki, eğitim devlet okullarında parasızdır diyor, değil mi? Peki niye var bu özel okullar? Suçtur bu. Anayasaya karşı işlenen bir suç var burada. Anayasa maddesi diyor ki eğitim devlet okullarında parasızdır diyor. Ama özel okul var, ama paralı eğitim var, ama ötesi berisi sayılamayacak kadar çok anayasal suç var burada. Şimdi bunların olduğu ortamda bir seçim yatırımı olarak, bakın bir seçim yatırımı olarak, ne yazık ki eğitim, sağlık ve ekonomi kör düğüm olmuştur, gordiyon olmuştur. Bir İskender lazım, bu gordiyonu kılıcıyla bölecek İskender, onu da biz yapacağız. Bu gordiyon, bu kör düğüm ancak bir İskender kılıcıyla açılabilecek şeydedir. Yoksa bu kör düğümün açılırlığı kalmamıştır. Zira ekonomi, sağlığa, sağlık, eğitime, üçü birbirine ve üçü toplumun, öğretmenin, halkın, gençliğin, emekçilerin, yoksulların ayağına, eline dolaşır nitelikte olmuştur. Bu yasa da böylesi bir dönemde çıkarılıyor ve bu yasayla bir seçim yatırımı yapılıyor. Bu seçim yatırımı içerisinde bakın, yasanın görülmeyen ama ifşa edilmesi gereken yanlarından bir tanesi de yasada, bakınız, güvenlik soruşturması adı altında bir şey var. Bu güvenlik soruşturması kriminalizasyondur.
Bu güvenlik soruşturması bir kesimi kendi iradesinden bağımsız bir şekilde suçlu görmektir. Bir kesimi peşinen suçlu görmek ve o kesimle ilgili güvenlik soruşturması adı altında ailesinden yakın akrabasına, uzak akrabasından efendim evlilik yoluyla oluşmuş bağlara kadar hepsini hallaç pamuğu gibi sayıran, aile mahremiyeti bırakmayan, her türlü ahlaki saldırıyı yapan bir anlayış. Şimdi bu anlayışa göre solcu suçludur, Alevi suçludur, Kürt suçludur, muhalif suçludur. Bu özellikleri arz eden bir öğretmenin bu sistemde yer bulması, uzman olması, 3600'e ulaşabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla değerli sendika yetkilileri, değerli öğretmenler, bakınız temel bir sorunda nedir? OHAL ile ihraç edilenler. Bu OHAL'in komisyonu bir mahkeme midir? Değildir. Yargıtay mıdır? Değildir. Nedir bu? Kendiliğinden oluşmuş uyduruk bir kurum. Bu uyduruk kurum alıyor isimleri, tek tek inceliyor. Bu bölücü, bu yıkıcı, bu ayrımcı, bu bilmem neci gitti. Şimdi KHK ile ihraç edilmiş öğretmenler şu anda başka işte de çalışamıyor. İşçiler acısı bir durum. Binlerce böyle öğretmen var. Başka bir işte de çalışamıyor efendim. Kendi mesleğini de yapamıyor. Ekmeğe muhtaç olmuş, adı konmamış bir idam cezasıyla karşı karşıya durumda. Şimdi peki bütün bu bağlamda ne yapmak gerekiyor bununla ilgili? Baştan söylemiştim zaten. 1966 yılında öğretmenlerin statüsü tavsiyesi bağlamında eğitimin paydaşlarının dahil olduğu ve bu paydaşların düşüncelerini demokratik bir şekilde ifade ettiği ve bu düşünceleri toplayacak, derleyecek, şekillendirecek, yapılandıracak. Bunları yapılandırırken Türk halkının, Kürt halkının, Çerkez'in, Laz'ın, Arap'ın, inananın, inanmayanın, Alevi'nin, Sünni'nin, yani Türkiye'yi teşkil eden halkların, inanç gruplarının, kadının, emeğin dikkate alınarak yapılacağı bir şey. Bakın bu yasada kadının adı yoktur. Bu yasada öğretmenlerden kadınlar da vardır. Kadınların özel durumları vardır. Kadınların doğum yapma ve benzeri durumuna dair hiçbir tanım, hiçbir bakış açısı, hiçbir hak söz konusu değildir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu yasayı bütünüyle, sadece herhangi bir maddesini değil, sadece herhangi bir virgülünü, noktasını değil, bütünüyle bu yasayı reddediyoruz ve bu yasanın çekilip tekrar eğitimin paydaşlarının dahil olduğu bir görüşme, bir demokratik ortam süreciyle yeniden bir öğretmenlik meslek yasasının oluşturulması gerektiği, aksi takdirde öğretmene tekçi, ırkçı, inkarcı, asimilasyoncu eğitimi yürütme görevinin metazori olarak dayatıldığı bir sistem ile karşı karşıya olacağız. Bu sistemi kabul etmiyoruz, reddediyoruz.